oynayıp, başrolü oynayıp da hiçbir şey anlatmamaktansa bir dakikalık bir rol oynamayı tercih ederim. Yeter ki topluma ulaşacak, içinde doğru mesajlar olsun. Dizilerin bilge babası. Ne zaman güneşi dışarıda batırsam, öyle durup yolunu gözler. Gerçi ondan başka da gözleyenim yok ya. Evladımı arıyorum diyordun Kadir dayı. Yani ciğerim. Türk sinemasının emektarı. Menderes zaten çok büyük bir oyuncu. Keşke ben şimdi film yapsam ona çok büyük bir başrol. Yani filmi götürecek bir şey veririm. Sinema uğruna tercih edilen mütevazi bir yaşam. Tabii şimdi İstanbul'un bu rüzgarı içerisinde hem gidip hem oyunculuk yapmak hem hayata tutunmak, hele bizim gibi varoşlardan gelen insanlar için hiç de kolay olmadığını o zaman öğrendik. Onun yaşamı aynı zamanda Türk sinemasının da yarım asırlık hikayesi. Biz tabii Çukurova'nın temelinde vardır. Her şeye katlanmayı bilir, kıt kanaat yaşamayı bilir. Yani paylaşmayı bilir. Küfretmeyi de bilir ama dua etmeyi de bilir. Bunun arasında hep o ince çizgiler vardır. Kendi ilkeleri vardır, doğruları vardır. Mayıs 1954, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin kucakladığı Adana'da doğdu. Arabacı Aşur'la Emine Hanım'ın 8. çocuğu. Hem annesinin hem de babasının aileleri Doğu Anadolu'dan gelip Çukurova'ya yerleşmişti. Köylerde ırgatlık yapıyorlardı. Herkes çalışıyor çünkü 7'den 70'e tarlalarda. Babam şey derdi, kazma döverdik derdi, yevmiye 10 kuruş alırdık derdi. 10 kuruşunda 5 kuruşunu günlük harcamaya ayırırlarmış. Diğer 5 kuruşu arttırarak, yani günde 5 kuruş biriktirmek için ortalama 14-16 saat çalışıyorlarmış. Ama babasının göç hikayesi trajikti. Babam 1915-16 yıllarında falan annesiyle kalkıp şeye gelmiş. Adana'ya gelmişler. Daha 5-6 yaşında çocukken Diyarbakır'dan gelmişler. Kan davası yaşamışlar. İnsanlar birbirlerini öldürmüşler. İki aile de dağılmış. Yani ölen de öldüren de aynı köyün insanlarıymış. Ama yıllar geçti. Sonra biz büyüdük. Gittim o köyleri buldum. İki taraftan da kalanlar olmuş. Ama artık kaçıncı kuşağa dönüşmüşse kimse kimseyi tanımıyor. Hikayeyi de şey gibi, bazen bir efsane gibi hatırlayanlar var ara ara. Oturduk, yemekler yedik. Herkes hatırladığı kadarıyla anlattı. Çok yaşlılar vardı. Kimsenin kimseyle kavga edecek hali derdi yok artık bugün baktığımızda. Yani herkes karnını doyurmanın derdine düşmüş. Biraz karnını doyurmak, biraz özgürlük herkese yeter hale gelmiş. Annem de keza, o da 6-7 yaşlarındayken İran ve Irak olmak üzere iki koldan gelmişler. Onlardan önce direkt Adana'ya gelmişler. Onların bir ucu da şey, Acem. Ya acemlik de var. Annesiyle babası pamuk tarlalarında birbirlerine sevdalandı. Tarlada tanışmışlar. Sonra nişan yapmışlar. Öyle tarlaların pamukların arasında nişanlar yapmışlar. İş düğün yaklaşınca babamlarda para yok. Anne tarafın biraz daha iyi herhalde. Babam demiş ki anneme, Emine demiş, bu işi biz yapamayacağız. Ben seni alıp kaçayım demiş. O da babama soyadıyla hitap ederdi. Yani hiç Aşur demezdi. Tamam Samancı demişler. Babam annemi kaçırmış. Karşı köye. Köye gitmişler başka akrabalarına. Aradan 3-5 gün geçmiş. Nikahlar kıyılmış. Çocukluğu at arabacılığı yapan babasıyla Seyhan Nehri'nde geçti. Para biriktirmiş. At arabacılığı yapmış. Seyhan Nehri şu hemen yanımızdaki nehir. At arabacılar buraya kadar girerlerdi, suyun ortasına kadar. Ben de babamla girerdim. Arabacıların çoğu da zaten
böyle 8-10 yaşında, 7 yaşındaki çocuğunu bile, oğlunu bile alır kuma getirirlerdi. Çocuk orada oturur. Yani babaya yoldaş. Babalar türkü söyler bir yandan, küreklerle kum alır arabaya. Aynı Yılmaz abinin Umut filminde olduğu gibi. Dün akşam atım öldü benim. Buradan kum çekerdik. Kanallara giden su fazla geldiği için barajın kapaklarını açarlar. Fakat öyle eskisi gibi şimdi kontrol verelim bilmem ne yok. Su bir yükselir, burada bakarsın 3 tane at birden boğulur arabayla. Arabacı boğulur yani. Burada bir nehir kıyısında bir tarzanımız vardı. Adana tarzanıydı, Tarzan Duran. Ormanda yaşardı. O da boğulanları kurtarırdı. İnsanın hayatında atlar olması bütün yaşamını belirliyor. Yani at çünkü bizim her şeyimiz hayatımızda. At demek ekmek demek, emek demek. Yani at varsa işin içinde alın teri var çünkü. Atın, arabanın, emeğin kıymetini anladı o yaşlarda. Babam bütün bunları yaparak 8 tane çocuk büyütmüş. Atları çok sever. Yani onun ahırda yatacağı yerde çok sıcak olacak, temiz olacak. Hatta şey derdi, akşam yemini ben verirdim mesela çocukken. Unuttuğum zaman oğlum derdi, mesela her atın da adı vardı. Gazel olurdu, figen vardı, demir kırı vardı. Mesela figenin yemini verdin mi oğlum derdi. Yani bir evdeki insan gibi bahseder. Hemen baba unuttum derdim oğlum derdi, tutardı. Bak eğer onun karnı doymasa biz aç kalırız derdi. Bu kadar önemliydi. Atına çok titizdi. İlkokuldan sonra okula devam etmedi. Orta birde de yani zeki bir öğrenciydim ama niyeyse okumakta gözüm yoktu. Yani bir tek tarih derslerini çok seviyordum. Türkçe dersim de çok iyiydi. Yani bir tek başım matematik ve İngilizce ile dertteydi. Hala İngilizce ile başım dertte. Yani bugün bile bu festivalde yabancı konuklar var, konuşuyor. Tercüman aracıyla konuşuyorum ama kendime göre bir İngilizce tutturmuşum, o yolda da gidiyorum. Yani neticede birçok da yabancı projelerde çalıştım. Hepsiyle de anlaşacak ortak bir dil buldum. Ama zamanını okul kütüphanesinde roman okuyarak, şiir yazarak geçiriyordu. Okumayınca tabii Adana'nın çok büyük kütüphanesi var. İşte hocam Nuri Aybal, hep anlatıyorum. Onun yönlendirmesiyle şeye başladım. Yani kütüphaneye üye oldum. Eski Ramazanoğlu Kütüphanesi. Sonra o kitap okumanın keyfini yakaladım. Gerçekten başka bir dünyanın içine giriyorsun, öbür tarafından çıkıyorsun. Yani mesela Çehov'un bir hikayesini okuyorsun. Ben rüyalarımda şey gördüm. O Şolov'un roman şeylerde, hikayelerinde Rus köyleri vardı. Böyle Kaan arabaları, üstünde buğdaylar yüklü köylüler, oradan kas sürüleri, o betimlemeler. Onlara bakardım, rüyalarıma girerdi böyle. Menderes Samancılar'la çocukluğumuz beraber aynı sokakta geçti. Babamız aynı arabacıydı. Baracın ırmağından kum çekerdi. Beraber gelirdik öğlenliğin. Ayran yapmışlardı evde, içerdik. Seyhan Nehri'ne girerdik. Su yarımdı, yarın tarafından su akardı. Çıkardık giderdik ırmağın kenarına. Çıkardırdık altta bir karadon. Eskiden biliyorsun bir şey yoktu. Giderdik oraya, hadi bakayım karşıya gidiyoruz. Nereye? Portakal çalmaya. Seyhan Nehri'ne. Karşıdan öbür tarafa geçerdik. Bahçeydi o zaman, şimdi bahçe değil. Orada yüzerek giderdik. Ben yüzme bilmiyordum. Sırtına binerdim. O zaman portakal bahçesi vardı, çok güzel. Oraya geçerdik, orada atletimizi çıkardırdık, içine doldururduk. Bekçiler de güzel ayak attılar. Tüfekle sıktılar arkamızdan. Biz de aynı suya atladık. Geri bu tarafa yüzerek gelirdik.
Ama portakallarda eşki çıktı mı birbirimize atardık. Tatlı bulana kadar yerdik. O dönemde mahallesinde okur yazar azdı. Komşularının mektuplarını o yazar, o okurdu. Askerde olanlara mektup yazılacak. Senin yazın kötü de olsa bile komşunun mektubunu yazmak zorundasın. Bir de insanlar sonra o 70'li yılların hemen öncesine başladı. Yurt dışına, Almanya'ya işçi olarak gitmeye. Almanya'ya gidenlerin mektupları çıktı. İnanın ki her gün ortalama 5-6 tane mektup yazıyordum. Sonra baktım sonu yok, işi paraya döktüm. Yani mektup başı böyle, yani bir avuç kağıtlı şeker alacak kadar, hatta giderek para biriktirip kendime bisiklet alacak hale getirdim işi. İstanbul'a gitme düşü Adanalı diğer sinema sanatçılarından pek farklı değildi. O da Adana'da yaptıklarından çok yapmadığı işleri saymanın daha kolay olduğu bir yaşam okulundan yetişmişti. Berber çıraklığı da yaptım, kahvelerde gazozla sattım, sinemalarda yer göstericiliği de yaptım. Fotoğraf da çekiyordum, yani 14-15 yaşında şeyim vardı, bir Zenit marka fotoğraf makinem vardı. Fotoğraf çekiyordum, para kazanıyordum. Size geliyorum, resminizi çekeceğim çünkü bir makara filmi diyelim ki 1 liraya alıyorum. Ondan 5 lira kazanıyorum bastırıp yaptırdıktan sonra. Çok iyi bir kar yani aya vurduğunda. Yani o ailenin gelir düzenine göre de fiyat koymak zorundayım yani. Şimdi orada diyelim ki odun tüccarı da komşumuz var. Ona şimdi 25 kuruş desem çektirmez. 1 lira desem çek bakayım diyor. Ben peşin çekiyordum. Resmini yaptırıyordum insanların. Siz otururken gelip gösteriyordum. Bende bir resminiz var. Ver ulan diyor. 50 kuruş diyor. Benim resmi bana mı satacaksın? Evet ben çektim benim diyorum. Veriyor 50 kuruşu veriyorum resmi devam ediyor. Kendi harçlığını kendi kazanıyor, ailesine de destek çıkıyordu. Mahallemizde fabrika vardı, mensubat fabrikası. Aylarca fabrikaya işçi olarak girmek için 17 yaşındaydım. Fabrikanın önünde bekledim. Artık bir de fabrika mahallemizin ortasında olduğu için işe alacak birindeki çalışanları fabrika çıkışına tehdit eder hale geldik. Yani her şeyi göze aldık bizi işe alsın diye. Adamlar illallah deyip bizi işe aldılar sonra. Kadrosuz işçi olarak girdim. İlk başta bir demirleri boyadık, çatılara çıktık, depoları, tamiratlar yaptık, su tesisatları yaptık, her şeyi yaptık. Fabrika hayatı gerçekten dünyayı bir kez daha tanımamı sağladı. İnsanların iç içe yaşaması, dayanışmayı, sendikayı, emeği, alın terini gerçek anlamda fabrikada öğrendim. İşçilere kitap okuyor, kitaplar dağıtıyordu. Kütüphanelerden kitaplar alırdım, kendim dosya açardım, o dosyaları isim sırasına göre kitaplar verdim insanlara. Okuyan kitabını getirir, sonra yenisini verdim. Sinemaya geçiş dönemi fabrikada oldu. Hürriyet gazetesinin kelebek eki fotoroman Kral ve Kraliçeleri seçiyordu. O da fotoğraf gönderdi yarışmaya. Fotoroman Kralı yarışmasına katıldık. İyi giyinmek lazım yarışmaya çıkmak için. Para kazanıyoruz ama fabrikada işçi olarak orada birdenbire hop diye sıfırdan bir takım elbise almak, ayakkabı, çorap alıp her şeyi düzmek öyle pek de kolay olmadı. Şimdiki adı sponsor olan dayanışmacı arkadaşlarımız vardı. Takım elbisenin kumaşını ben aldım ama mahallemizin terzisi ücretsizlikti. Diyelim ki sakalımızı istediğim boyuta getiren berberimiz para almıyor. Kundura yapan imalatçısı arkadaşımız var, ayakkabı benden dedi. İnsanların beklentisi, umudu var çünkü. Oradan gittiğimde hayatım da değişecek, mahallemde değiştireceğim, her şey daha güzel olacak diye. Büyük yarışmayı da kazandığında artık fotoroman kralıydı. Valizini topladı, İstanbul'un yolunu tuttu. O ucuz otellere yerleştik. Ama yine de şanslıydım. Fevzi Barbaros diye benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Bugün burada bir çırçır fabrikası var. O dönemler onun orada Umut Butik diye bir butiği vardı. Baktı ki orada yaşamaya başladım. Beraber bir ev tuttuk kule dibinde. Yoksul mu yoksul oraya yerleştik.
Fevzi'nin durumu iyiydi ama o da halkın içinde yaşamayı yeğleyenlerden. O da Kalender, tam Kalender Adanalı dediklerimizden. Sonra yıllarca o kendi butiğinden benim giyim kuşamımı sağladı. Akşamları karnımızı doyurdu, destek oldu. Böyle baktım, temiz bir arkadaş, tertemiz, delikanlı ama böyle saygılı. Gönülden de gönül bir sevgiyle karşıladım seni ve böyle kaldı. Evet. Ve sen böyle kaldın. Ben her İstanbul'a gittim, ben Kule Divri'ne giderim, orada kahve içerim. No 5, Camekan Sokak. Merdivenler kırıktı çıkarken biliyorsun. Karanlıktı bir de geceleri. Yoksullar Meyhanesi adlı ilk fotoromanını Güner Sümer yönetti. Sonra böyle amelelerle falan kaldığımız pansiyonlar oldu. Tabii hiç yabancılık çekmiyordum. Yani adam sabah inşaata gidiyor, geliyor, beraber yatıyoruz. Bana diyor, kardeş nasıl, artistlik devam mı? Devam diyoruz. Fotoğrafın başına zannediyorum 1000 lira alıyorduk. O 1000 lira bir ay gidiyordu, bir ay idare ediyordu. Yani pansiyon kiramızı da veriyorduk, karnımızı da doyuruyorduk. Ama kıt kanaat yaşamak zorundaydım. 2 yılda 20'nin üzerinde fotoğrafında başrol oynadı. Ancak geçinebilmek için bir taraftan da taksicilik yapıyordu. İstanbul'a hayallerinin peşinden gitmişti ama hasreti hiç bitmedi. Çukurova'dan Yeşilçam filmlerine yol alanlardandı. Her Adanalı gibi onun da kılavuzu Yılmaz Güney'di. Yılmaz Güney zaten anlatmayla bitmez. O bizim şeydir, yani pirimizdi diyeyim. Yani önderimizdi. Çocukluğumuz da onunla büyüdü. Yılmaz Güney'siz bir Adanalı olmaz zaten hayatımızda. Edebiyat dünyasına baktığımızda nasıl ki Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Muzaffer Üzgü olmadan Çukurova'dan bahsedemeyiz. Yeşilçam içinde, Çukurova içinde Yılmaz Güney olmadan meslekten bahsedemeyiz. ...1975 yılında İnce Mehmet Vuruldu filmiyle sinemaya adımını attı. Yılmaz Duru'yla çalıştım. Dedi ki Menderes'im ilk filmin olacak bu senin aslında dedi. Ve çok şanslısın, nedir abi dedim. Adana'ya gidiyoruz çekime dedi. Filmin dedi bir bölümünü Adana'da çekeceğiz. Daha yani bir film setiyle tanışma aşamasının hemen başında film ekibiyle birlikte Adana'ya geldim. Bu baraj kıyısına geldik. Çekim ekibi yerleşti. Yılmaz abi dedi ki, bak dedi Menderes'im dedi, bu dedi suyun, bu barajın altı tamamıyla bizim köyümüz dedi. Biz burada doğduk, büyüdük dedi. Ben de anı olsun diye dedi, kameramı geldim dedi, bu gölün kıyısına kurdum. Şu anda gözükmese bile dedi, ben doğduğum köyü çekiyorum. Herkese dedi, burası baraj gölü ama benim köyüm dedi. Güzel bir film çektik. Mehmet Ağa! Mehmet Ağa! Mehmet Ağa! İstanbul'da Hacı'yı arabasında öldürmüşler. Durmuş bunlar Vurgun. Tevekkeli değil. İlk filmini doğup büyüdüğü şehir Adana sokaklarında çekti. Arkadaşlarım sete geldiler. Herkes tam da bu taş köprünün üzerinde. Fakat o kadar çok heyecanlandım ki mahalle arkadaşlarımı görünce. Yani elim ayağım çözdü. Ne yapacağımı şaşırdım. Yılmaz Duru'ya dedim ki, Yılmaz abi dedim ya abi, bu sahnede beni çıkarsan çekmesek. Şöyle bana baktı. Zaten dedi çok kötü oynuyorsun burada dedi. Herhalde o sahneyi keseceğim ama bir çekelim. Gerekirse sonra atalım dedi. Titriye titriye oynadım o sahneyi. Çünkü ben orada rol yapmaktan çok kameranın önünden gidip çocukluk arkadaşlarıma sarılmak istiyordum sadece. Nerede kalmışsın Haydar? Anca gelmişim vilayetten. Daha çiftliğe gitmemişim. Görmüş mü sen babamızı? Beter hastadır babamız Güllüşen. Hiç iyi değildir gidişatı. Vaa! Yüzünü görebilsem.
Ağamdan izin alan gideceğim gene. Babamın ellerinden öpmüşüm. Adana'da bitmiş kaytan bıyıklarını da Kara Çarşaflı Gelin filmi için kesti ilk defa. Süreyya Duru Kara Çarşaflı Gelin diye bir film çekti 75 yılında. Rahmetli Aytaç Arman tanıştırdı beni. Dedi bir filme başlayacağız. Süreyya Duru baktı. Dedi böyle yaptı. Tamam dedi. Olabilir. Yalnız dedi bıyıklara kıyabilecek misin? Adanalısın sen dedi. Siz dedi kolay kolay bıyığı kesmezsiniz. Keserim abi dedim. İyi bir film olursa kellemi de keserim dedim. Yok kellen kalsın lazım olur dedi ama bıyıkları keselim dedi. Süreyya abiden de çok şey öğrendim. İlk kez Urfa'ya Ceylanpınar'a gittik. Komşularımız vardı karşı tarafta Suriyeliler. Bugün savaş halinde ülke. Resulayn kasabası var. Şeyin hem tam karşısında Ceylanpınar'ın. Resulayn kasabasına sabahları İhsan Yücel'le beraber giderdik. Çayımızı çok güzel çay yaparlardı Suriyeliler, kaçak çay. Çayımızı orada içerdik, alışveriş yapar dönerdik. Komşuluğun kıymetini o zaman öğrendim. Yani sınır komşularımızla eğer ki evimizin komşuları gibi yaşayamıyorsak hiçbir komşuluğunda anlam yok. Gerçekten öyle. Mahallende kötü komşu varsa sana da huzur yoktur, komşuna da huzur yok. Hükümete gidin baba! Hakkımızı arayın! Gitisine kardeşim! Hükümetin işi yok senin durumunu görmeye gelecek! Onlar gelmeyince biz gideceğiz! Siyasi rüzgarların estiği 1978'de Yaşar Kemal'in Teneke romanından uyarlanan Kanal filminde oynadı. Tarık Akan yine Tuncel Kurtiz'le birlikte çalıştık. Onu da Kozan'da çekti. Yine yönetmenimiz Erden Kral. Demek ki Erden abinin de Adana'ya karşı, Adana'lı yazarlara karşı ayrı bir tutkusu var. Bu namussuz Şefik kaç can almıştır bilmezsin Kaymakam Bey. Daha bu yıl kardeşimin ayağına bir şey battı su içinde. Davul gibi oldu. Sonra ayağını kestiler. Bereketli Topraklar filminin çekimi sırasında ekiple birlikte sıtmaya yakalandı. Aya ile. Ne var Ayda? Allah'ınız. Tövbe estağfurullah. Niye? Allah'ımız ne arasın Ayda? Allah'ımız gibi kimse olamaz. Allah'ımıza kurban olayım. Sen? Ben de abo. Allah'ımız istese Fatma'yı bir de bulur değil mi? Olur. Bulsa. Ah bir bulsa. Ne verdin Allah'ımıza? Allah'ımız ne yapsın ben de köteberiyim. Allah'ımız gibi var mı? Para bitmiş. Karataş'ın balıkçıları bize balıklar veriyorlar. Yani oradan gelen balıkları yiyerek hayatımızı sürdürdük. Filmi tamamladık. Gerçek anlamda anlattığımız sancılı şeyler vardı. Çeltik tarlasının insanları sıtma yapması, hastalığın yayılması. Biz de sıtmaya yakalandık çalışırken. Yani sivrisineklerden o kadar büyük yaralar açıldı ki bedenimizde. Yani sete çıkamaz hale geldik. Setin girişinde kocaman büyük variller olurdu. Büyük variller içi mazot dolu. Biz şeyle, büyük bir kepçeyle varillerdeki mazotları alıyoruz, tepeden tırnağa döküyoruz üzerimize. Önce soyunuyoruz. Her tarafımı mazota buluyoruz ki sivrisinekler bizi çekim aşamasına sokmasın diye. Ama sinek bu mazotu falan dinler mi? Neticede her tarafımı baştan sona sokardı. Alnımızın teriyle emeğimizi ve terimizi akıtarak gerçek anlamda o filmi de çektik. Ve Orhan Kemal'e layık olduğumuza inanıyorum. Sende hiç Allah korkusu yok mu lan? İş bulamadın mı? Önceki gün karavagonlardan taş çektiydim. 1,5 lira verdilerdi, tükendi. Söylemesi ayıp, dünden beri acım. Firavunsun tekme. Vallahi firavunsun. Allah'ın bir ismi hakkı için acım. Seyirci onu sevmişti. Kadir İnanır'ın başrol oynadığı kült filmlerden 72. Koğuş'un Mahkum Ali'siydi. Para kokusu alınca yüzüne gülüyor. Mukayyet ol. Paranı kaptı mı bunlar? Kardeş malı ortaklıktır da. Olur mu kaptan? Sen aç yatıp kalkarken hangisi bir lokma ekmek verdi? Türkan Şoray'ın Gramofon Avratı'nda da onu kaçıran Eşraf'tan Rıfat Bey'di. Manastır biçimi olsun. Biz bilmeyiz öyle şeyler. Öğretirim ben sana.
Getir onu buraya. Şu kargaşa bitsin, gelir beyim. Getir dedim. Gittikçe yardımcı oyunculuğuyla filmlere damga vuran ender aktörlerden biri haline geliyordu. Tam da bu dönemde Sis filmiyle Antalya Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Hem de 3 dakikalık enfes bir oyunculukla. Trene ilk bindiğimizde anam babuşlarını çıkardı. Bu trene her gün gider gelir. Gül diye anlattım. Sen de gül. Hadi sen de gül. Nasıl, hoşuna gitti mi? Kilyos tarafında mı, Zekeriyaköy taraflarında mı bir filmde çalışıyorum. Köy bakkalı prodüksiyon amirini çağırmış. Çalıştığımız ya uç köylerden biri, yani denize yakın. Prodüksiyon amiri gitmiş, sonra geldi, telefon açık, dedi ki baba dedi seni şey çağırıyor dedi telefona, Zülfü Livaneli seni telefonda bekliyor dedi. Nasıl dedim yani, evet telefonda seni bekliyor Zülfü Livaneli, evet, Allah Allah. Valla Sis galiba benim en iyi filmim. Çok ilginç bir filmdir o. O dönemin, o 70'li yılların sonunun o boğucu havasını, o darbelerden gelen o politik ortam, kardeş kardeşi öldürüyor. Hatta orada ilk Fikret Kuşkan'ın ilk filmidir. Uğur Polat'ın ilk filmidir onlar. İlk ben oynatmıştım onları. Menderes çok iyi bir oynadı. Kapıcı rolünü oynuyordu. Şahane bir oyun oynadı. Menderes zaten çok büyük bir oyuncu. Nedir Zülfü abi dedim. Dedi ki Sis diye bir film çekeceğim. Orada bir kapıcı rolü var. Seninle oynamanı istiyorum dedi. Hiç düşünmedim. Tamam abi oynarım dedim. Dedi ki Menderes'im dedi, biz para pazarını baştan konuşalım. Sonra dedi paradan dolayı tatsızlık olmasın. Kaç para istiyorsun dedi. Zülfü abi dedim, senin yaptığın bir filmde oynamak benim için onurdur. Sen kaç para takdim edersen ben o paraya razıyım dedim. 40 sene sonra filmde çeksek ben senin için aynı şeyleri düşünürüm dedim. Keşke ben şimdi film yapsam ona çok büyük bir başrol. Yani filmi götürecek bir şey veririm. Menderes harika bir oyuncu ve ilk ödülünü onunla aldı. Şimdi bizde şöyle tabii, karakter oyuncusu değil, hani Jön, hani oğlan, bizim oğlan, kız falan filan, öyle olmayınca da karakter oyuncusu. Ya iyi oyuncu zaten karakter oyuncusu olması lazım. Dolayısıyla bizde aktörler var ama böyle işte yakışıklı çocuk, güzel kız, bizim bu dizi mantığı gibi arayınca sanki öbürlerine karakter oyuncusu demek gerekiyormuş gibi. Ya oyuncu elbette karakter canlandıracak. Senin durumun karışık Erol Bey. O karı da her gün geliyor. Ne demek istiyorsun? Çok da güzel. Senin canın iki duvarın arasında Erol Bey. Yukarıda ne yaptığınızı biliyorum. Şimdi seni yukarıda bekliyor. Hani diyorum... Kes. Biz o kızları biliriz Erol Bey. Hani diyorum biz de bir dadına bak. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? 3 dakikaya yakın bir rolüm vardı. Orada bana Antalya Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü getirdi. Aldığım ilk ödül oldu. Ve o ödül artık sinemada devam edeceğimin şeyiydi, belgesi oldu benim için. Ve işime daha çok asıldım. Ay Rıfat'ınki yine kaçmış. Geçen gün geldi ağladı. Gitti bizim sermaye diye dövünüp durdu herif. Sen benim kıymetimi bilme karıcığım. Hala. Aman hadi karıcığım şuyur. Dönersen Islık Çal onu en çok etkileyen filmlerindendi. İlk kez bir filmde bu kadar şey... Halktan biri gibi oynadım. Orhan Oğuz'a dedim ki bir gün çıktık Beyoğlu'nda geziyoruz böyle batakhanelerin sokaklarını. Şeyi severim ben, oynayacağım karakteri takip ederim. Kim oynayacaksam çaktırmadan onları gözlemlerim. Böyle pavyonların arasında giderken Orhan Oğuz dedi ki Memducuğum dedi bak şuradaki bir adam var dedi görüyor musun dedi. Adama yaklaştık, kardeş merhaba dedim, merhaba abicim dedi, bir ihtiyacınız var mı dedi. Sana ihtiyacımız var dedim. Nasıl dedi? Böyle senin gibi dik duran böyle delikanlı yakışıklara ihtiyacım var. Sana bakalım da yönümüzü çizelim dedim. Vay abicim dedi, teşekkür ederim dedi. Biz ayrıldık yürüdük. Sonra rolümüzü tamamladık. Yani işin içine girdiğin zaman kolay oluyor. Artık en iyi yardımcı rollerden başrole geçiyordu. Zıkkımın Kökü ve Soğuk Geceler filmleri ulusal ve uluslararası festivallerden çok sayıda ödül aldı. Zıkkımın Kökü'nde baba rolünün hakkını sonuna kadar veriyordu. Saray yaparsın, saray. Saray yapınca da içinde kim oturacak?
Kralla kraliçe tabi. Kralla kraliçe çalışmaz Allah'ıma. Sabahtan akşama kadar yan gel yat. İki tane de veliaht ortalıkta. Memduh'undu yönetmeni. Ama Memduh abi de bende çok özel bir yeri olan bir yönetmenimiz. Tam bir baba oğul gibi çalıştık. Senaryoya da küçük notlar ilave yapardım. Sabah sete geldiğinde evet bakayım derdi, anlat akşam ne cevahir yumurtladın sabah görelim derdi. Aldım küçük notları gösterirdim. Çok sevdiği eşiyle sette tanıştı. Sinema tutkusunun arasında yaşamında özel bir pencere açtı. Ben dünyanın en şanslı erkeklerden biriyim. Çünkü sevdiğim bir insanla evlendim. Benim ilkem şu. Doğru bir arkadaş bulursan uğruna ölümlere git, asla bırakma. Çünkü ikinci kez doğru arkadaş bulma şansı çok zordur insanların. İkincisi, doğru bir eş bulduğunda canını ver, eşini terk etme. Çünkü doğru bir eş bulmak dünyanın en büyük hazinesidir. Ben dünyanın en zengin adamıyım şu anda. Yönetmen olan eşi onun aynı zamanda en büyük yardımcısı. Bir projeye de karar verirken eşimle birlikte karar veririz. İşe hazırlanmam da yardımcı olur. Kendi yönetmen olduğu için benim sette bazen ipin ucunu kaçırdığım olur. Yani belki senaryoya fazla hakim olmaya çalışırım. İçin içine öyle bir girersin ki yönetmeni de unutursun bazen çalışırken. Yani her şeyi sanki kendin yapacakmış gibi. Biraz sonra başka oyunculara da rol tarif etmeye kadar vardırırsın işi. Sonra biri çeker, alo bir dakika der, sen kendine gel. Ben sete gitmeden eşim bunu yapar bana. Evet. Yani mesela figürasyon vardır. Setlerde figüranlar da yemek yer, karnını doyurur. Fakat bazı setlerde bize gelen menüyle figüranlara gelen menü aynı olmaz. Bu benim mesela çektiğim en büyük acılardan biridir. Ne yapar yapar gider, figürasyonla yemeğimi yerim. Onların içine otururum, onlarla beraber sohbet ederim. 1999'da siyasete girdi. Adana'da milletvekili adayı oldu. Yaşam boyunca siyasete, politikaya bulaşmamaya çalıştım. Ama şartlar getiriyor, bazen öyle bir dayıyor ki. Mesela ben sanatçı arkadaşlarımın politikayla uğraşmasını pek tasvip etmememe rağmen bir gün geldi, ÖDP'den milletvekili adayı oldum. Niye ÖDP'den milletvekili adayı oldum? Demokratik ilerici bir oluşumdu. Yani doğru bir hareketti ÖDP'nin çıkışı. Mine Urgan'da ÖDP'den milletvekili adayıydı. Can Yücel de, Eşber Yağmur Derel de, Necmettin Çobanoğlu da, Tuncer Necmioğlu da, bir sürü sanatçı ve yazar, aydın aday oldu. Bizim adaylığımız sembolikti. Ama yaptığı konuşmalardan dolayı yargılandı. Hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Fakat ben işi öyle bir ciddiye aldım ki 5 yıl ağır hapis cezasıyla gittim, yargılandım bir de. Hükümet yetkililerine hakaretten dava açtılar bana. Tam da Asmalı Konağ'ın çekildiği sırada mahkemeyi de basına yansıtmadık. Sessizce gelip girdik çıktık. 5 defa mahkemeye çıktım. Sonunda hakim Berat karar verdi. Şeyden kurtulduk. Hapse girmekten. Seçim sürecinde seçim konuşmamdan. Yani bütün mesele bu. Çünkü hayır diyemedik. Çünkü şimdi bugün baktığımız herkes bize solcusun diyor. Yani solculuk sağcılık diye bir şey yok. Emekçi olmak vardır yani. İşte eğer ben solcuysam zaten doğuştan solcuyum. At arabacısının oğlu olacak da gidip yani patrondan yana tavır koyacak halim yok. Eğer solculuk buysa, emeklilikse zaten doğuştan solcu doğmuşuz yani. Alnının terinin peşinden koşan insan solcu olmaz da ne olur yani. Solculuk dediğimiz nedir ki? İnsanlar doğru yaşasın, emeğinin karşılığını alsın. Özgür ve bağımsız bir Türkiye için yaptığımız her şey. İnsan için. Ne yaparsan halkın için yapacaksın ki öldüğünde gözün arkada kalmayacak. O aynı zamanda popüler dizilerin bilge ismi. Bu dizilerle yeni kuşağa da duyurdu ismini. Asmalı Konak'ta konağın kahyasıydı. Günaydın ağam. Çıkıyoruz mu? Evet. Şey gelmiş ağam. Hamzaların avukatı. Dilara Hanım'ı görecekmiş. İyi. Kaldırın Dilara'yı. Memo sen adamı içeri buyur et. Ben gittim. Ya, diziler de hayatımızın bir parçası. Şşş, bana bak. Kadınlığını bil. Şşş,
işlerimize burnunu sokma. Sen benim kızımsın, anladın mı? Her istediğimi yapacaksın, anladın mı? Ben sizin hiçbir şeyiniz değilim. Sıla dizisinde Celil'di. Hasret'te Recep dayı, Urfalıyım Ezel'de de Hasan Ağa. Tabii ki dizilerin de sosyal mesajı olmalı. Her dizinin de kendi içinde bir mesajı olmalı. Silahlar kan gövdeyi götürüyorsa, elde silahlar, kadına şiddet. Biz dizilerde kadına yapılan şiddeti anlatırken kadına şiddet uyguluyoruz. Yani yanlış yaptığımız bir şey var sanki. Uyarıcı olurken özendiriyoruz. Çok ince bir çizgi. Buna sahip çıkmalıyız. Yani gerçekten kadına değer veren, çocuklara değer veren bir topluma dönüşmeliyiz. Çukur'un ikinci sezonunda da Mahsun'un babası Kadir'di. Tek bir sahneyle seyirciyi ekrana kilitledi. Yakın filmde oynamışım. Kaç tane televizyon dizisi olduğunu bilmiyorum. Kısa film. Çünkü ömrümün uzun bir dönemi de sektöre başladığımdan bu yana kısa filmlerde ve öğrenci filmlerinde oynamışım. Öğrenci filmlerde de oynayamadığım filmlerde o çocukların kadro yapmasına yardımcı olmuşumdur. Setlerine gider, denetlerim, yardımcı olurum. Kameraları yoksa ona da yardımcı. Her şeyi yapmak zorundayız. Eğer gençlere, çocuklara biz geleceğin önünü bir nebze açamıyorsak zaten sanatçı kisvesi altında sürdürdüğümüz bu yaşam da anlamsızlıktan başka bir şey olmaz. Onun için her şeyden sorumluyuz. Gelecekten sorumluyuz, bugünden de. Biz doğru adım atacağız ki arkamızdan gelenler çukura düşmesinler diye. Yusuf, ben çok hastayım. Ben hastalığım kötü hastalık. Son yıllardaysa oyunculuğun zirvesinde. Babamın Kanatları'yla iki ayrı festivalden en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Filmde sömürülen inşaat işçileri anlatılıyor. Benim de izlerken hala gözlerimin dolduğu filmdir. Taşeronluk sisteminin işçilerin nasıl belini kırdığını, insanların hayatını nasıl zehir ettiğini, bu sigorta sisteminin, sağlık meselesinin aslında işler gibi gözüküp hiçbir işe yaramadığının altını çiziyor film. Hasta olmayınca bunu anlamıyor insanlar. Hastane kapısına düşmesen her şeyin kolay gittiğini zannediyorsun. Herkes emekli olur ama herkes tedavi olma şansı yok. Zaten yönetmenin çıkışı da hem üniversite okuyan, üniversite harçlığını kazanmak için inşaattan düşüp hayatını kaybeden bir gencin hikayesiydi. He? Var abi, var. Var. Biz bu filmi çekme aşamasında bile gazetelerde şeyi öğrendik. Çeşitli illerde 3 tane üniversite öğrencisi inşaattan düşerek öldü. Kiminin başına vinç düştü, kimi inşaattan düştü. Yani hiçbir sakat kalanlar da var. Bizim meselemiz buraya dikkat çekmekti. Yakup. Kardeşim. 2019'da gösterime giren bir Süryani ailesinin acıklı hikayesini anlatan Kapı filminde konuk oyuncuydu. Kadir İnanır'la yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Adana Altın Koza Film Festivali'nin de 50. yılında yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Gerçekten her şey bir yana. Adana'da olalım da yaz mı olur, kış mı olur, nerede olursak olalım. Ama kalbimizin olduğu yerde olalım, Adana'da olalım dedik. Karakterleri dokunuşuyla canlandırdığı gibi kelimelere de hayat veren bir şair aynı zamanda. Sonbaharın sarısını vurdular gece yarısı ve Yanmış Orman Kokusu isminde iki şiir kitabı var.
rollerden karakter oyunculuğuna, oradan da başrole. Başarılı bir oyunculuğa giden yolun sanıldığı kadar kolay olmadığının kanıtı onun yaşamı. Bizim seyircimiz her şeye layık. Seyirci deyip geçmeyeceğiz. Seyirci dediğimiz bizim halkımız. Halktan ayrı düşmemek için onun her dediğini yapacağız. Ama ölçüyü kaçırmadan.